Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri hepiniz videomuza hoş geldiniz. Sponsorumuz golbar.com ve ben hazır ve nazır karşınızdayım. Hemen başlıyorum. Jorge Jesus'un Valencia ve Newcastle'ın tekliflerini kabul etmedi diyor. Ben burada Valencia derken Enner Valencia olarak algıladım ama imza töreninde başka takımlardan da teklif aldığını söyleyen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus'a Newcastle United ve Valencia'nın talip olduğu öğrenilmiş. Hani Valencia derken Enner Valencia zannettim ben de. Hani bir dakika. Hani Enner Valencia derken sanki Valencia'ya teklifler var. O da gitme hazırlığındaydı da kalsın kampta görmek istiyorum demiş gibi bir izlenime kapıldım ben birdenbire neden acaba? Neyse bu takımlar talip olmuş Jesus'a ve hani tecrübe teknik adam ilk ciddi teklifin Kasım ayında Suudilerin büyük bir yatırımla satın aldığı İngiliz ekibi Newcastle'dan geldiği öğrenildi. Ancak Jesus bunu kabul etmedi diyor. sonrasında Valencia kapısını çaldı. Deneyimli teknik adam iyi bir proje sunmadıkları için İspanyol ekibini geri çevirdi. Sonunda Fenerbahçe ile bir yıl imzaladı diyor. Bir şey söyleyeceğim farkında mısınız bilmiyorum. Jesus gelmeden önce Ali Koç A klas hoca getir dedik diye bende dahil birçok kişi hain ilan edildik. Sonrasında e, bazıları işi abarttı Ali Koç A plus hoca getirmesin istifa et dedim. Bu da kendi görüşleridir bir şey diyemem. Ama aynı kişiler içerisinde bir güruh Ali Koç A plus hocayı getirdikten sonra da Ali Koç istifa başladı. Keşke İsmail Kartal kalsaydı diye. Bunları sakın takip etmeyin. Bak bunları takip etmeyin. Mustafa Hoca olarak ya ben beşerim, şaşarım. Yanlışlarım vardır, hatalarım vardır. Olacaktır. Ben haşa peygamber değilim. ki olacaktır. Eğer benim yanlışım yoksa o zaman beni takip etmeyin. Eğer benim yanlış duyumum çıkmazsa beni takipten çıkın. Ben o zaman Fenerbahçe'ye hainlik yapıyorumdur. Ama bunları takip etmeyin. Çünkü bunlar Fenerbahçe'nin düşmanı sakın. Ha. Fenerbahçe'de Zuba beklemede haberiyle devam edelim. Çünkü transfer duyumlarının şahı bu videoda olacak inşallah. Ruslar Artem Zuba'nın Avrupa'dan birkaç takımla görüşme gerçekleştirdiğini ancak son kararını vermek için Fenerbahçe'yi beklediğini kaydetti diyor. Golcü oyuncu Zuba Zenit'ten ayrıldı biliyorsunuz. Ve Rus basını kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini, ülke içinden gelen teklifleri geri çevirdiğini, Özellikle Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğunu falan filan yazmıştı. 33 yaşındaki golcünün Avrupa'dan bir takı, birkaç takımla görüşme gerçekleştirdiği ancak son kararını vermek için Fenerbahçe'yi beklediği kaydedildi diyor. Yönetim için de öncelikli değil. Şimdi ben bir şey çok merak ediyorum. İsimci misiniz? Futboldan anlıyor musunuz? Misal. İsko ismini öne atıyorum. Bazı arkadaşlarımız çıkıyorlar. Ooo İsko çok, çok iyi. Dünyanın en iyi topçusu. Aynı İSÇO'dan bahsetmiyoruz değil mi diyorum. Çok iyi. Kaç dakika oynadı biliyor musun? Hocam haberim yok ama İSÇO çok iyi topçu. Bak İSÇO Transfer Market. Misal. Önünüze sunayım arkadaşlar. Demek istediğimi anlayın çünkü burada çok önemli bir olay var. 12 Nisan. 92 doğumlu. 30 yaşında. Gayet iyi. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Gayet iyi. Sözleşmesi bitiyor. Gayet iyi. Buraya kadar her şey çok iyi. 10 numara mevkisinde oynuyor. Yani yeni Mesut Özil. İkincisi 17 maça çıkmış. 2 golü var. 407 dakika. Hani İsco çok iyi hocam. 407 dakika oynayan çocuk çok iyi. Aynısını Zubay için söylüyorum. Hocam Zubay bize ilaç olur. Derman olur. Bak forvetteki sıkıntıyı giderir. Ya gözünüzle izlediniz mi? Hocam ben izledim ben takipteyim Zubay diyor. Ya Avrupa'dan futbol özetleriyle futbolcu takip edilmiyor. Allah aşkına kaçınız Premier League Bundesliga dışında ligleri adam akıllı takip ediyorsunuz? Eskiden kanal A vardı. Ankara'nın mı, Konya'nın bir de Kon TV vardı. Ankara'nın kanalında Fransa Ligi maçları verilirdi. Ben Valbuena'yı falan hep orada izlerdim. Ben Arfa'yı, Valbuena'yı falan çok iyi biliyordum mesela. Babam izlerdi ben de bakardım mesela. Ben çok iyi biliyordum. Fenerbahçe'de iş yapar diyordum. Hani Premier Lig izleyen arkadaşlar vardır muhtemelen. Ya Her Lig'i de izliyormuş gibi davranmayın lütfen. Bak Zuba son kontrat topçusu. Gelip yata da bilir, Hiçbir şey çıkmaya da bilir. Şimdi o sayi genç alıyorsun. Sağ bek oynatıyorsun. Oynatırsın. Ferdi genç sol bek oynatıyorsun. Oynatırsın. Sen yaparsın edersin. 33 yaşındaki Ferdi'yi sol bekte oynatamazsın. Sağ bekte oynatamazsın. Arkadaş ben hücumcuyum der. Çıkar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Zuba işine çok sıcak bakmayın. Biz turnayı gözünden vurmaya çalışıyoruz. İnşallah vurabiliriz. İlginç bir haber Fenerbahçe'de yedek kaleci yerli olacak. Aman Allah. İlk defa görenler beğene tıklasın. Sinan Bolat Vesterlo'ya gitti. Ertuğrul Taşkıran için girişimlere başladı Fenerbahçe diyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ee, bir şeyler de şu Göztepe'li İrfancan Can kadrosuna katabilir. Hayır. Atamaz. Yani ile yollar ayrıldı. Altay'la ile rekabete girecek bir isim aranıyor diyor Fenerbahçe'de. Ve Jesus'un fikrinin onaylandığı kaydedildi diyor. Ertuğrul için girişimlere başlandı. Maliyet uygun olursa İrfan Can Eğri Bayat. Lig'den yeni düşen Malatya'nın 22, kaleci, 20 yaşında kaleci Abdül Samet Damlu da Kanarya'nın hedefleri arasında. Yani 22 yaşında bir kaleci mantıklı. Bu Abdül Samet ee... şey bir kaleci ya. Yani 1.91'lik 400 bin euro ama Baktığınız zaman hocam 9 maçta 22 gol yemiş. Allah'ını seversen bu mu kaleci diyebilirsiniz. Ama ama iyi bir kaleci sol ayaklı. E, yetenekli bir kaleci. Yani ilk defa ismini gördüm. Muhtemelen sosyal medyanın hani tıklama almak içindir. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi. Yani Allah'tan bir mani gelmese Fenerbahçe'mizin yeni kaleci lotasyondan bir tanesi Ertuğrul Taşkıran olacaktır inşallah diye düşünüyorum. Bakalım kim olacak arkadaşlar? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'de orta sahaya kral. Biz bunu dün konuştuk. Fakat bizim konuştuğumuz yetmemiş. Bir şeyler daha eklenmiş. Ee, şurada da ek bir duyum var. Onu da peşi sıra söylemem lazım. Şimdi Alex Kral isminden bahsediyoruz. Önümde uzunca bir haber var. Ben bu haberi kısanın kısasının hani hülasa hülasa yapmam lazım. Özetin de özetini yapmam lazım. Fenerbahçe Çek Yıldız Alex Kral için görüşmelere başladı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı diyor haber. Bakın çok ciddi anlaşma sağlandı diyor. Ve Rus basınına göre başarılı oyuncunun servisinin eline bulunan Spartak Moskova ile pazarlık sürüyor. Moskova 5 milyon euro istiyor ancak kiralama seçeneği masada. Jesus orta sahada savunmayla hücum arasında bağlantı sağlayacak takım merkezinde yönlendirici rolünü üstlenecek bir futbolcu istiyor. Bu bölge için William Carvalho'yu gündemine aldı. Biliyorsunuz Carvalho için 8 milyon euro istedikleri için biz bir değil iki adım geri attık. Ve e, Alex Krala görüşmeler başlamış. Spartak Moskova'da iyi bir sezon sonra West Ham'a kiralık. Ama İngiliz ekibi bonservisini almayacağız demiş tırt bir oyuncu demiş. Piyasa değeri düşüyor haliyle. Hani 1 Eylül 2019'da 12 milyon euroyu aldı. Ama hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından meni hem de West Ham'da bekleneni verememesi piyasasını düşürdü diyor. Bak buraya kadar her şey fırsat transferi. Yani öneri gibi düşünün. Ve 5 milyon euroya bırakmaya hazır diyor. Zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye kiralayabilecek diyor. Slavya'da patlama yaptı diyor. Slavia Prag altyapısında yetişti. 2017'de Teplice'ye transfer oldu. Buradan çıkış yakaladı. 2018-19'da 900 bin euroya Slavia'ya geri döndü. Adeta patlama yaşadı. Avrupa'nın büyük liglerinden teklif asıl 12 milyon euroya Spartak Moskova'ya gitti. Geçen sezonda kadrosunda Kufal ve Suçek gibi Çek oyuncuları bulunduran West Ham kralı 5.2 milyon euroya kiraladı. Bakın Su Thomas Suçek benim eleman. İngiliz'e 14 milyon euro da satın alma opsiyonuna sahip ama kullanmadı diyor. Güçlü fiziğiyle ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Şimdi buraya kadar müthiş. Doğum tarihi 19 Mayıs 98. Kosice, Slovakya, Çekya milli takımda oynuyor. Stoper de de oynayabiliyor orta sahada. 1.87 boyunda 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var. Şimdi Türk medyasından Volkan Demir diyor ki Fenerbahçe bonservisi Spartak Moskova'da olan Alex Kral için Rus kulübüyle temasa geçti. 7 milyon euro isteniyor. Fenerbahçe 5'e bitirmeye çalışıyor demiş. İnşallah hayırlısı olur be gülüm. Ben şu açıdan söylüyorum. Bak ben şu açıdan söylüyorum. Şimdi Crespo'ya 15'in üstünde teklifler var. Gerçekten teklifler var 15'in üstünde. Şimdi izleyen arkadaşlara sorayım Alex Kral'a. Muhtemelen siz scout falan skis videosunu falan izlemişsinizdir. Crespo'nun yerini doldurur mu? Yani mantık olarak doldurur gibi duruyor da. Bu kadar övülen, bu kadar piyasa değeri olan bir futbolcu. Çek Cumhuriyeti Milli Takım'da da oynuyor. Şimdi 7 milyon euroya piyasa değeri düştü. Adamlar 12'ye aldı. Sonraki satışında illaki madde ekleyeceklerdi. Ben şunu söylüyorum. Hazır Rusya'yı almıyorlarken, hazır Rusya'da sıkıntı varken, karışıklık varken, kırışıklık varken zorunlu olmayan şekilde satın alma opsiyonuyla kiralansa mantıklı mı? Misal ücretsiz kiralama ya da 1 milyon euro kiralama 5 milyon euro opsiyon sonraki satıştan da kaça olursa olsun %15 pay Rus ekibinin diye bir anlaşma yapılsa kabul eder misiniz? Sadece soruyorum. Diğer haberimize geçelim. Fenerbahçe gözünü kararttı. Ya Gabigol ya Mitrovic. İşte gecenin bombası. Değil mi? Müthiş bir haber. Kulağa ne kadar hoş geliyor. Ben Gabigol duyumunu verdiğim zaman diyorlardı ki ya zayıf duyum diyorsun. İmkansız şöyle böyle diyorlardı. Peki şimdi soruyorum. Niye boy boy gazeteler her gün Gabigol yazmaya başladı? Sadece soruyorum. Fenerbahçe yeni sezona büyük bir golcüyle girmekte kararlı. Çalıştığı her takımda santraforların yıldızını yıldızını parlatan Jorge Jesus'un öncelikle istediği isimler belli. Gabriel Barbosa ve Alexander Mitrovic İki yıldızın menajeriyle İstanbul'da, şey İngiltere'de resmi görüşmeler yapıldı. Bakın haberleri bu şekilde veriyorlar. Siz de bana kızıyorsunuz. Yazık değil mi mi bu çocuğa? Yazık değil mi mi bana? Bir kere Mitrovic için şunu söyleyeyim. Çuf 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 çuf. O tren çoktan kaçtı. Çuf 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 çuf. O tren çoktan kaçtı. Geçin onu Şimdi Jesus tatil için Brezilya'ya gitti. Sadece Flamengo'dan öğrenci Gabriel Barbosa ile görüştü. Ortekiz Hoca bu görüşmede gelecekle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Fenerbahçeli yöneticilerin bir sonraki durağı ise yine Londra'daki bir Türk restoranı oldu. The Mantle adlı restoranda gündem yine transferdi ve masanın diğer ucunda bu kez başka yıldızın temsilcileri vardı. İki transferinde Fenerbahçe cephesinin en çok zorlayacak kısmı financial konular. Ama Fenerbahçe dünya çapında bir golcü için gözünü karartmış durumda. Şimdi size ilginç bir cümle kuracağım. Haberin devamında çok okumama gerek yok ama ilginç bir cümle kuracağım. Gabriel Barbosa'nın gelme ihtimali 3x. Mitrovic'in gelme ihtimali 1x bile değil. Gabriel Barbosa'nın gelme ihtimali 3x. 3x. E, Mitrovic'in gelme ihtimali 1x bile değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha keşke alabilseydim. 46 maçta 43 gol 7 gol 7 asist. 3.961 dakika. Yani neredeyse maçların tamamında oynamış bir topçudan bahsediyoruz. Hocam ya şey çok kolay bir lig. İngiltere'nin alt ligi. İyi tenli topçu ol. Evladını, çoluğunu, çocuğunu, yeğenini falan topçu yap. Kesenin ağzını açmaya hazır. Knights Bridge'de görüş oldu. Tek sorun mali konular. İngiltere'den Fulham ve Newcastle'da bir golün peşinde diyor. Ha iki takıma gitmeyiz. Niye gitmez? Eee Gitmez herhalde. Tek sorun mali konular diyor. Gabigol'ün 26 milyon euro transfer bedeli var. Flamengo ile 31 Aralık 2024'e kadar kontratı var. Kulübünde yıllık 5 milyon dolar kazanıyor. <laughs> Venerbahçe 4 milyon euro bandında bir teklifte bulundu. Ve Gabigol ikna edecek diyor. Tek avantajımız Jesus. The Mantle'da pazarlık. Fenerbahçe yöneticiler Türk restoran The Mantle'da Fulham'ı şampiyonşipten Premier Lig'e e çıkaran Böyle Kejman devreye girdi diyor Mitrovic. İngiltere'de çok mutlu ancak kariyerinde. Küme düşmen düşmeyen asansör takımda değil de sürekli şampiyonu kovalayan takımda oynamak istediğini belirtti diyorlar. Kecman ee, Kejman ve Zoran Mirkoviç de görüşüldü diyor. Para muslukları açılıyor falan filan. Bir kez daha söylüyorum. Olma ihtimali Gabigol'ün 3x Mitrovic'in 1x bile değil. Alex Kral konusunda bunu da söyleyeyim. Eğer eğer böyle bir ihtimal var. Hani 5 milyon euro ihtimali var ve almıyorsak biz harbi gerizekalıyızdır. Biz ciddi ciddi gerizekalıyızdır. Arkadaşlar bakın. Thomas Suçek'te yıllar önce ben yalvardım. Aman dedim alalım. Bebeleri dedim pisten alalım. Bebeleri pistten almazsak o bebeler gider. Büyük takımlara sonra kafayı duvarlara vururuz. Harbi gitti de. Ben size söylüyorum. Gabriel Barbosa bak Gabriel Barbosa ve e, Alex Kral Fenerbahçe'ye gelirse gerçekten ama gerçekten Fenerbahçe iki tane kral almış olur. Hocam iyi de Gabriel Barbosa'nın sen geleceğine inanıyor musun? Hayır inanamıyorum arkadaşlar inanamıyorum. İmkanı yok. Ha, hocam bize bir hatırlatsana. Biz bilmiyoruz yani kanalın yeni takipçisiyiz. Bu nasıl bir ihtimal var? Yani bir, bir çıkar yolu bulundu gibi anlatıyorsun. Var bir çıkar yolu şöyle. Ben bana söylenenin yalancısıyım. Bilginiz olsun. Hani 8 milyon euroya oyuncunun kullanım hakkı yani takımda oynatma hakkı artı yani artı kon servisinin %50'si yani satış hakkının %50'si sende oluyor. Ee, artı bir yere satıldı diyelim. Flamengo yarısını alacak. Sen de yarısını alacaksın. Bu kadar basit. Yani Flamengo yarısını sen de yarısını alacaksın. Böyle bir sözleşmeden bahsediyorlar. Ben imkan vermiyorum. imkan veresim gelmiyor. Yani akıl mantık benim almıyor. Ama sizlere de sunuyorum. Soruyorum. Sizler bileceksiniz arkadaşlar. Sizler ne derseniz o. Bana mantıklı gelmiyor. Benim zihnim almıyor. Ama inşallah olur. Şimdi son günlerdeki duyumlardan yola çıkarak bir şey söyleyeyim. Hani kafama takıldığı şekilde konuşmazsam da ben rahat edemeyeceğim. Kim konuşuluyor arkadaş? Alex Kral. Hadi 5'e aldın diyelim. Barba olsa 8'e aldın 13. Hadi misal veriyorum. Everton konuşuluyor bir kanat için. Hadi 5'e de onu aldın diyelim. O imkansız da aldın diyelim 18 diğer kanada da bir arkadaş aldın. Hadi 7 7 onu aldın. 25. Sol bekini, stoperini falan bedavaya çektin diyelim. Ya da orta sahada bir iki tane bedava çektin diyelim. 25 milyon euro. Biz bu 25'e kaynağı çıkartırız. İnanın çıkartırız. 25 milyon euroyu buluruz. Çok çabuk buluruz. Ve bu futbolcularla çağ atlarız. Ama kafama takılan tek soru işareti şu. Biz bu futbolcuları hani Jorge Jesus ismiyle çekmesine çekeriz ama sonu ne olur? Akıbeti ne olur? 4 milyon dolar orada alıyor diyor. Hadi sen 4 milyon euro verdin. Futbolcu 4 milyon euro verdin. Şampiyonluk bonusu da 1 milyon euro dedin. Kabul ettirdin. Barbosa'nın yedeği Valencia onun yedeği Serdar Dursun dediği zaman herkes diyecek ki hayır biz onun yedeğini de yüksek istiyoruz. Ya Fenerbahçe taraftarı doymaz. Bana kalsa bana kalsa Marcelo'yu sol alalım. Eren Elmalı yedeği olsun stopere, kim Minji, yanına bir tane daha bomba isim Malang Sarı falan alalım. O sayı sabekte işte kalede Altay Türk işte 8 artı 3 devam edecekse ya da belki de 11 yabancıya çıkacak tekrardan. Keşke çıksa. Keşke çıksa en avantajlı takım biziz. Türk kuralı olsa en avantajlı takım biziz. Yabancı kural devam edecek yine en avantajlı takım biziz. Orta sahadan Alex Kral'ı koy. Crespo'yu sat. Ya da satma hem Crespo hem Alex Kral. Önlerine Taliska'yı getir. Sola Everton'u getir. İşte sağ tarafa kim konuşuyor? İşte Bruno Henrique'yi getir misal veriyorum. Gabi Gabigoli çek. Dehşetül vahşet takıma dönüşürsün. Yani yenilmez armada olursun. Türk futbolunu bir senede, iki senede çağa atlatırsın. Sen bu transferleri yaptın diye rakipler de politika değiştirir. Rakipler de transfer politikasına girer. Keşke olsa ama sıkıntı. Ben yine söylüyorum. Ben yine beklemiyorum Gabigoli ama yani Ha şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe gözünü kararttı. Gabriel Barbosa ve Alex Kral. Hayırlı olsun diyebilirim. Eğer şu duyumların yarısı doğrucuksa hayırlı olsun diyebilirim ama duyumların zayıf duyum olduğunu bir kez daha belirteyim. Fenerbahçe'den Andre Franco için teklif Jesus'un çok istediği Portekizli yıldız Franco ile için Fenerbahçe yönetimi Estoril'de yapacağı ilk resmi teklife hazırlandığı belirtildi diyor. Bu tam doğru değil. Niye? Fenerbahçe resmi bir teklif yaptı zaten futbolcuya yaptı. Çünkü sözleşmesi bittiği için futbolcuya bir teklif yapıldı. Tamam mı? Tamam bak iyi dinle bak. Bak hayır bak te telefonu bak ulaşma Sadece kanal odaktan. Şimdi transferde hücumda üretkenlik sağlayacak oyuncular dedi ya. illaki yıldız isimlere bakılıyor. Yani hücumda yıldız, savunmada tırt isimlere bakılıyor. Ama hayali güzel değil mi bak? Marcelo Solbek. Sağda Osa'yı oynasın. Kim Minji, Serdar oynasın. Madem Türk oynatacağız illa oynasın. Hani 3 Türkse. Ama bence o 3 Türk kuralı bile yanlış. Sınırsız bırakın. Serbest bırakın. Avrupa'da hüsran yaşıyoruz. Kulüplere para kazandıracak Avrupa macerası. Sayımız azalıyor. Bırakın da Avrupa'da bir şeyler elde etsin takımlar. Avrupa maçı kadrosu çıkarayım ben ya. Altay, Osayi, Kim Minji'yi, Malang Sar, yanına Marcelo. Önde Alex Kral, Crespo. Onların önünde Taliska, solda Everton, daha da Bruno Henrique ya da Di Maria. Uçmuşuz madem tam uçalım. Forvet'te Gabriel Barbosa. Bir şey söyleyeceğim. Bu takım Avrupa'da kupa getirir desem ha 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 demezsiniz değil mi? Ne o demezsiniz. De ben de diyorum ki bu takım Avrupa'da kupa getirebilirse Türk futbolunu düşen itibar itibarını, itibarsız itibarsızlaşmasını yukarı çekebilir. Bence bazı şeyleri gözden geçirmesi lazım. Andre Franco mesela. Yedek tut. Arda Güler yedek. İrfan yedek. Mert Hakan yedek. İrfan, Mert Hakan falan bunların yanında topçu olmaz ha, haberiniz olsun. Sonra bana kızıyorsunuz. Zayt'sı satsın. Pelkası satsın. Bana ne? Ferdi bir kanadın yedeği. Emre Mor'u bir kanadın yedeği. Bak Türk futbolcular da yedek. Genç Türkler de var bak. İnanılmaz bir kadro. Beş değişiklik hakkım var. Müthiş bir rotasyon kadrosu olur. Bak beş değişiklik hakkım var. Beş değişiklik her maçta. Arkadaşlar Bak çoğunuz artık globalleşen futbolu unutuyorsunuz. Her takım artık 5 değişiklik yapabilecek. Kadron artık daha geniş olması lazım. Muhammed Gümüşkaya ekle, Arda Kurtulan ekle. Anlatabiliyor muyum? Sol beke Eren Elmalı al gitsin sana ne yetiştir. Lan Marcelo emekli olsa Eren Elmalı'yı çıkartırsın piyasaya. Bunun bir planlamasını yap. Ve dediğim gibi Andre Franco mesela alacağımız bazı futbolcuları ilk defa duymuş olabilirsiniz falan filan diyordu. Estoril'den Crespo'nun eski takım arkadaşı 24 yaşındaki orta saha. Geçen sezon 32 maçta 11 gol 4 asist. Jesus da istiyor. Fenerbahçe Portekiz ekibine 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da %20 pay verecek demiş. Şimdi biz Andre Franco'yu ezberledik. Burnunun yapısına kadar ezberledik. Ben de mi hata var diye şimdi sizin uzunuzda bir kontrol edeyim. Çünkü benim bildiğim Franco'nun sözleşmesi bitiyor. Uzatmadıysa dedim ki internete girdiğim zaman 2024 diyor. Yani bizim bildiğimiz Andre Franco'nun Sözleşmesi bitiyordu. 2024 diyor. Buradan üyelere ve abonelere bir duyum vermiştim. Ne zaman uzatmışlar? 31 Mayıs 2024 Sözleşmesi atmış. Üyelere ve abonelere bir duyumdan bahsetmiştim işte. 7 milyon euroya serbest kalır maddesinden uzatılıyor inşallah yanlış çıkar duyum ama elden kaçırıyoruz diye. Şey için böyle de bir futbolcu var. Onun için de böyle de onu diğer kısımda konuşayım. Şimdi bu şartlarda Franco alınır mı? Bence bu şartlarda Franco alınmaz. Ha Mesut'u 8-9'a bir takıma okutursun. O takımda salak olur. Der ki verin alayım der salak. 8-9'a onu okutursun. 3-4'e de anlaşırsın. Bunu sonraki satıştan pay dersin. Amenna. Ama onun dışında artık Franco treni kaçtı benden söylemesi. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim dostlar. Görüşmek üzere.